Herkese merhabalar, Zamotiv ekranlarına ve Soma'nın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Simon'ın maceralarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aslında macera demeyelim de kendi kimliğimizi bulmaya çalışıyoruz. Neden? Çünkü buraya nasıl geldiğimizi ve neden burada olduğumuzu gerçekten bilmiyor karakterimiz ve biz onu aydınlatmaya çalışacağız. Soruların cevaplarını bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Burada bu robot üssüyle bizim ne alakamız var, ne ilgimiz var gerçekten bilmiyoruz. Biz tedavi olmaya gitmiştik. Travmatik bir olay yaşadık. Kalıcı beyin hasarı için tedavi olmak için nörologlarla tedavi görmeye çalıştık. Ancak nörologların bizi oturttuğu koltuk bizi buraya getirdi. Yani bir ışınlanma gibi bir şey oldu ve biz bir anda buraya geldik. Ve karakterimizin hem kafası karışık hem de kendini buradan çıkartmaya çalışıyor. Kendisine yardımcı olacağız doğal olarak. Ve şu anda suyun altında bir üs olduğunu fark ettik. Ve bu üs de robotlardan oluşuyor. Çeşitli mekanikler var, mekanizmalar var. Robotlar var etrafta gezinen. Ve bunların kimisi bizi çok korkuturken, kimisi bizi kovalarken, kimisi de iletişim kurmaya çalışıyor bizimle. Bazıları sanıyorum dostane olacak, bazıları da bizi fazlasıyla korkutacak. Oyun ilk iki bölümünde bilim kurgu ve yanında da korkuyu bize fazlasıyla hissettirdi diyebiliriz. Korkuyu tam olarak yaşamadık belki ama ya en azından onların bizi kovalaması bizi birazcık korkutuyor açıkçası. Ve elimizde de herhangi envanter olarak bir silahımız olmadığı için kendimizi savunamıyoruz. Kaçmak zorunda kalıyoruz. Oyunun geriye kalan bölümlerinde yer yer sanıyorum böyle kaçışlar, kovalamacalar olacak gibi gözüküyor. Evet, şu anda bu üstünde çeşitli kanatları olduğunu öğrendik. Biz şu anda Apsilon kanadındayız ve buradan çıkmak için biriyle iletişim kurduk. Kendisi bizi haberleşme kulesine davet etti. Yani buraya gitmemizi istedi. İletişimin kalanına burada devam etmek istiyor karakterimiz. Ve şu anda haberleşme kulesini arıyoruz. Neredeyiz? Kontrol istasyonu B kanadındayız. Şu anda burada yolumuzu aramaya, bulmaya çalışıyoruz. Çıkmak istiyoruz ve soruların da yanıtlarını bulmak istiyoruz. Yeni seyreden arkadaşlarımız varsa bilmiş olsunlar. Karakterimizde bir travma var. Trafik kazası geçirdi. Kalıcı beyin hasarı tedavisi için nörologlara başvurdu ve nörologlar tedavi etmek için bizi bir koltuğa oturttular. Flaş patladı ve kendimizi burada bulduk. Olayın özeti açıkçası bu ve burada da kimliğimizi arıyoruz. Biz burada neden varız? Niçin varız? Burayla ne ilgimiz var? Öğreneceğiz. Hemen aşağıda bir robot var. Konuşan bir robot var arkadaşlar. İnsansı robotlara denk geldik. İletişim kurabiliyorlar. Diyalog halindeler. İletişim becerileri yüksek. Yapay zeka çok ilerlemiş gözüküyor burada ve bir şeyler karışmış gibi, kontrolden çıkmış gibi akıbetini çözmeye çalışacağız. Bölümümüz başlasın arkadaşlar. 3 dakikaya geçen bir özetle sizlere bir şeyleri açıklamaya çalıştım. Şimdi ilk olarak şurayı bir deneme yapalım. Da gitmediğimiz bir yer var mı? Şimdi ben bu alt kattan geldim. Şurayı da açmışız. Evet, burada bir şey göremedik. Böyle de anılar var. Tıkladığımız anda o an bu mekanda, tam da burada geçen anıyı bize diyaloglarla aktarmaya çalışan hatıralar var. Anılar var. Bunlarla da hikayeyi aydınlatmaya çalışacağız. Burada çalışmayan sistemler var. Tabii ki etraf bozulmuş. Robotlar birçok yeri kurcalamışlar. Bozmaya çalışmışlar. Dediğim gibi bir şeyler kontrolden çıkmış ve hiçbir şey artık eskisi kadar iyi çalışmıyor. Buraya da girebiliriz. Buraya da gidebiliriz. Çok fazla seçenek var. Dikkatli olmalıyız. Evet, gördüğünüz gibi. Ölmüş. Yani ölmüş, tabii ki ölmüş. Bir dakika. Bir kimliği var. Semken. Carl Semken. ID'si yazıyor. Arkasında herhangi bir şey yok. Evet, bunlar sanıyorum bu üssün çalışanları. Evet, işler bayağı bir karışmış. Ve bir de hatıra var. Bakıyoruz. Bu da bir örnek olsun bizler için. Bu el işareti çıktığı zaman bilin ki o kısımda bir anı var. Şimdi hep birlikte bakalım. Did you get the final backup turbos going? Everything is wired evenly. So that's it. Enough power to run Pathos 2 until the next apocalypse. We're ready to go. I really hope we didn't mess anything up. I don't want to have to come back here again.
Relax, it's over. We're going to Theta. Maybe we should seal more blocks. I don't trust the helpers to let this place run in peace. We've sealed everything. Everything from the barracks to the comm center. If anyone ever sets their foot here again, they're gonna have a hell of a time getting around. Ah! Evet. Tam bu esnada saldırıya uğramış. Evet. Tam bu esnada saldırıya uğruyor ve son hali burada yatıyor arkadaşlar. Dikkatli olmakta fayda var. Bizim de sonumuz bunlar gibi olmasın. Neden burada olduğumuzu bile bilmiyoruz. Bir şeyler aydınlanmadan önce çözümlememiz gerekiyor. Ölmememiz gerekiyor, pardon. Evet, burası kapalı. Evet, çeşitli kıyafetler, kasklar. Aha, Theta. Theta, geri dön. Apsilon'u mühürledik. Çalışmaya devam edebilir. İşin içine sıçmayın. A.Azzaro. Carl benim hatam değildi diyor. Evet, Carl'ın cesedi aşağıdaydı bu arada. Evet. Emi Azzaro. Evet, bir bayanmış bu. Onun da kimliği burada. Başka şu dolap. Dolap boş. Evet, bir ekip var abi. Bir ekip çalışması dönüyor burada. Herkes kurban gitmiş. Anlaşılan o ki. Üst kata çıkmaya çalışıyoruz. Evet. Allah. Airlock. Zeplin kargo. Kanatlar arası geçiş. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, çeşitli kanatlardan oluşuyor demiştik. Biz Apsilon'dayız. Lambda var, Omikron var, Delta var ve Theta var. En çok Theta'dan bahsedildi şu ana kadar. Gördüğümüz bu. Burayı açabilirsek herhalde sular içeriye sızmaya başlıyor ama açmamız doğru mu olur bilemiyorum. Bastım valla. Evet, sıkıntı büyük. Burası açılmıyor. Ekran kapalı. Tamam, burada herhangi bir şey yok. Sadece birkaç kağıt ve kimlik parçası bulduk. Tamam, bizim haberleşme bölümüne gitmemiz lazım. Abi artık şuraya da uğramıştım galiba. Evet, buraya da uğradık. Artık son çare şuradaki robotun olduğu bölüme geçeceğim. Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun. Şurada konuşan bir robotumuz vardı. Aha, burada. Vallahi burada. Bak, bunlar bize zarar vermiyorlar. Bak, hey, hareket ettiğini duyabiliyorum diyor. Evet, görüntüde sanıyorum bir şey yok. Bunlar tamamıyla ses odaklılar. Yani gürültü çıkardığımızda bizi fark ediyorlar. Neler yapıyorsunuz çocuklar diyor. Bakın, normal bildiğimiz insan gibi konuşuyorlar. Biraz yardımın zararı dokunmaz diyor. Kim var orada diyor. Bakın. Şimdi bir dakika, yanına bir uğrayalım bakalım. Bu zararsız bir tip. Ama şunlardan şüpheliyim. Allah Allah. Hayırdır oğlum? Kör müsün? Benim Carl. Carl Semken diyor. Aa. Oh. Actually. Nasıl ya? It's not like I'm knocked out on the floor or anything. Oh, ben Carl Semken diyor. Az önce yukarıda bulduğumuz cesedin ismi. What's wrong with you? Yani her şeyin yanlış. Gidip lağıma falan mı daldın? Ne yaptın? Are you human? Shit. Did my body give it away? I try hard to stay a mystery. Yeah, I'm human. Are you? My name is Simon. Do you know anything about this place? Oh, you knew. That makes us slightly less weird. Eyvah. Look, I'm obviously hurt. If you see anyone else around, just tell them where I am. Abicim, nasıl bir iş bu ya? Where are you? Tam olarak neredesin? Are you for real?
here. See me waiting? Look at my hands. Hey, buddy. Okay, okay. I'm just gonna be. I'm not seeing it. I see a machine, a robot talking. What the hell are you looking at? I'm here. See? Okay. I just didn't expect you to look like that. You're really hung up on appearances, you know that? Allah Allah. How did you hurt yourself? Not sure. Blacked out pretty bad. Can't remember how I got here. What do you remember then? I was in the pilot seat, remoting a UH. UH? A universal helper. You know, a robot like these things, but livelier. Anyway, I was just dealing with some heat shields and... Evet, az önce yukarıdaki şey ısı kalkanlarıyla ilgileniyormuş ve başına bunlar gelmiş. Daha sonra da bu robot hale geldi. Nasıl olmuş ya? Şu an kafam karıştı. Nasıl bir sistem uydurdunuz? Nasıl bir şey yaptınız ya? Listen, I don't want to alarm you. But I think you might be trapped in a robot. I'm telling you, get your eyes checked. I'm right here. I see both my hands, both my feet. When you remote, all you see is like a video feed from the helper unit. Your own body is entirely out of the picture. Allah Allah. Yardım getir diyor. Allah Allah. Abi ben kime ne yardım edeceğimi şaşırdım ya. Bu ne? Orada insan cesedi vardı. Buraya geldik. Bir robot, ben Carl Semker'im. Yani o yukarıda ölen adam benim diyor. Konuşma lan. Dur. Önce kendimi bir anlayayım. Neden buradayım? Ne olduğunu bilmiyorum. Şuna basayım ya. Geberirse de gebersin. Dayanamıyorum. Ne oluyor oğlum? Manyak mısınız? I'm sorry. I think I pulled the wrong lever. Don't sweat it. Bana bir doktor mu bu? Oğlum sana ne doktor bulayım lan? Mekaniksin oğlum sen. Mekanizmasın lan. Oğlum ben sana nereden bulacağım ya? Seni öldürmek, öldürmem lazım. Başka çarem yok. Burayı da açamıyorum. Kilitli kaldım oğlum burada. Mecburum. Öleceksin. Üzgünüm. Emi'ye söyle yardımı dokunabilir yani. Geç Allah aşkına. Ölürsen öl ya. Yapacak bir şey yok kardeşim. Bir dakika. Şu yukarıdan mı bir şey yapacağım acaba? Dayanamıyorum diyor. Oğlum nasıl? Nasıl olacak bu ya? Allah Allah. You okay? Hello? Hey. Oğlum iyi misin lan? Allah Allah. Bir daha indiriyorum. Bu sefer acımayacağım. Vicdanım sızlıyor diye dönüyorum sürekli. Patlayacaksan patla lan. Yeter ama. Vallahi acımıyorum. Başına gelenlerin sorumlusu ben değil lan. Bunu indiremiyoruz. Abi nereden çıkacağım ben? Kaldım burada ya. Lan öl oğlum artık ya. Kimlik. Aa bir dakika. Lan kimlik bulmuştum. Allah kahretsin, o şeyler yok mu bende şu an? Cık. Bir dakika. Bir dakika, durduralım o zaman şunu. Canım yanıyor. Tamam. Giderek daha da beter yaptık adamı ya. Adam mı robot mu ne olduğunu da anlamadım ya. Bir dakika. Ben şurada bir kimlik bulmuştum. Evet Carl. 0722.
0722. Öbürü neydi? 0722. Bu da 0735. 22-35. 22-35. Bir dakika, nereden yapacaktık? Ha, şurada. 22-35. Önce Karl'a bakalım. 07-22. Tamam. Tamam. Karl Semken olarak giriş yapıldı. Tamam, güzel. Şimdi e-postalar. Apsilon Oto İşlem. Alıcı Volcek Hater. Konu Apsilon Oto İşlemmiş. Güç üretiminin güvenliği sağlandı. Tesis çalışır halde tutabilmek için atölyelerin girişlerinin hepsini mühürledik. Tüm gereksiz sistemler kapatıldı. Eğer birisinin dönmesi gerekirse güç akım regülatörünün pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilsin. Düğmeye bastığınız anda muhtemelen bir daha geri dönüş olmayacaktır. Biz de artık buradan çıkıyoruz. Karl. Gönder diyor lan. Gönderdim valla. Gönderilmedi, tamam. Yapacak başka bir şey yok. Geri, güç yönetimi. Asıl işlem odası. Yetersiz güç, Allah kahretsin. Ben burada mıyım? Çözüm bulundu. Vurgulanmış kısımlardan birini kaldırın ve gücü haberleşme merkezine aktarın. Şimdi ben buradaysam nasıl geçeceğim lan buralara? Tesis. Akış kontrolünü açtık. Depo açık. Güzel. Bunlar tamam, bunları şey yapamıyoruz. Bunun için iki bölgeyi çalıştırmam gerekiyormuş. Haberleşme merkezine aktaracağız gücü. Vurgulanmış kısımlardan birini kaldırın diyor. Tamam. Şimdi bu geçsin. Burada personel bilgileri, çıkış yap. Şimdi bir de 0735. Bu da Emi Azaro. Bunda e-posta var mı? Eline sağlık. Tüm yedek turboları çalıştır ve üretimi %60'a düşür. Tüm tahliye işlemlerinden sonra düşük ve istikrarlı bir seviyede hayatta kalabiliriz. Sistemi zorlamaya hiç gerek yok. Nereden baksam turbolara düşmeden önce 20-25 yıllık üretim görünüyor. Robotlar tüm Patoski civarında iyice kararsız hale gelmeye başladılar ve maalesef her şeyin elektriğini kesecek acil durum düğmesi gibi bir şeyimiz yok. Apsilon'a dönmeyeceğimizi hesaba katarsak, sektörleri mühürleyerek yardımcıların hassas bölgelere girmesini engelleyebilirsin. Volcek yazmış bunu. Yani bu mühürleme mantığı sanıyorum bir kilitleme. Yani oraya kimse ulaşmasın diye mühürlüyorlar, kilitliyorlar. Şimdi biz tabii kilitleri açmak zorundayız. Çünkü yol arıyoruz. Tamam, bu da... Şimdi yedek turboların birçoğunu birbirine bağlayarak tüm jeneratörleri çalıştırmayı başardık. Apsilon bacaları yakmadan önce en az 10 yıl daha enerji üretebilecek durumda. Kötü haber ise makineler daha kötü hale gelmeye başladı. Hepsini toptan kapatabilmek için bir yol bulmaya çalışıyoruz. Apsilon'da bulunan saçma sayıdaki üniteleri hesaba katınca pek de bir şey gelmiyor akla. Biz ayrıldıktan sonra enerji üretimine hasar verebileceklerinden korkuyorum. Fikri olan... Vay 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 vay. Şimdi güç yönetimi. Haberleşme için bunda da aynı şeyler yazıyor. Şöyle geri diyelim. Tesis. Evet, bunda da açamıyoruz. Isıl işlem odası hiçbiri açılmıyor. Zaten açmamız gerekenleri açtık. Personel bilgileri. Çıkış yapabiliriz. Tamam. Çık abi. Ne diyor? Kilit işlemi başlatıldı. Detaylar için terminali kontrol. Tamam, geç. 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 Şimdi ben nereye açtım? Tam buraya açmışım mesela. Gir abi. Oğlum bir ışık bir şey verin ya. Böyle olmuyor bu iş. Oo, bu ne? Aha. Neuro Imaging Platin diyor. Beyne yerleştirilen bir platinden bahsediyor. RFID çipi diyor lan. Aa, bu günümüzde de olan bir şey. CCRV diyor. 7 kara kutu sistemine genel bakış. Bu kara kutu sistemi genel durumunuzu gözlemlemek için tasarlanmış hassas bir cihazdır. Vücut ısınızdan beyin dalgalarınıza kadar birçok aktiviteyi kayıt altında tutar. Bu bilgiler anlık olarak Patoski'nin gözcü ünitesi WAU'ya aktarılır. Böylece istasyon hemen her durum için gerekli imkanları en hızlı şekilde sağlayabilir. Optimum performans için lütfen oto enjeksiyon yönergelerini dikkatle izleyiniz ve implantın doğru yerleştiğinden emin olunuz. Allah Allah. Kime yerleştiriyorlar ki bunu? İnsanlara mı yapıyorlar bunları ya? Aa, bak burada. Allah kahretmesi ya.
Ne yapacağız bunu şimdi böyle? Bir dakika, bunu robota mı götüreceğim acaba ya? Şöyle götürsem mesela nasıl olur? Lan robot! Can you hear me? Seni duyamıyor oğlum artık. Tamam, onu da yerleştiremedik. Başka nereye açtım? Üst depoyu buraya açtın mı? Allah kahretsin, bu da hala olmuyor ya. Başka nereye açtık ki abi biz ya? Depo nerede? Çok karışık abi ya. Abi bu haritadan da hiçbir şey anlamıyorum ya. Pump room. Allah Allah. Şimdi oraya girdim, orada o vardı. Depo nerede acaba? Aha burada. Burası neymiş? Flow control. Eyvahlar olsun. Bunu oku diyor. Sistemi çok zorladık. Eğer kolu çekersen geri dönüşü olmayacak. Başka çıkar yolu olmadığına emin ol. Eyvah eyvah eyvah. Kol nerede abi? Oğlum ben yolumu arıyorum ya. Ben buradan kurtulmak istiyorum. Ya bunların ne olduğunu anlamadım bir türlü. Aa, buna basınca bir gariplik oluyor ya. İndiriyorum kolu. İndirdim abi ya, ne olacaksa olsun. Eyvah. Ses yapmamak lazım. Ses yapmamak lazım. Allah kahretsin buralar. Eyvah. Abi böyle karakter nefes nefese kaldığında ben tilt oluyorum. Allah Allah Allah. Oğlum buraya gelme. Yine geldi oğlu yaratık ya. Allah geliyor, vallahi geliyor. Saklan şuraya, saklan. Burada bulamazsın herhalde. Allah kahretmeye seni be. Geri gidiyor lan. Oo man. Gene döndü ya. Aa, bu neyin nesi ya? Abi nasıl geçeceğim? Nereye gittiğinde geçmem lazım. Öbür tarafa döndü. Çabuk ol. Çabuk ol. Çabuk ol. Abi ben bu kolu çevirmek zorundayım. Yapacak başka çarem kalmadı. Lan ne oldu lan? İyi misin lan? Abi gitmiş abi. Komple gitti. Allah kahretsin. Sistemleri bozduk ya. Geliyor. Allah geliyor. Buraya mı geliyorsun lan? Buraya geliyor. Vallahi geliyor. Saklan. Saklan oğlum.
Kapıdan da geçemiyor. Ne oluyor oğlum buraya? Ne oluyor buraya? Git oraya git, oraya git, oraya git. Ben nereden geçeceğim? Aşağıdan mı gideceğim acaba? Aa, o kapı açılmıyordu ya. O kapıyı açmış ya. Dur abi, çabuk ol. Çabuk ol. Şey kapalı. Aa, şimdi açtım. Allah, şimdi açtım. Demin niye açılmadı da bu gelince açıldı ya. Defol git lan. Tamam, üst tarafı açtım abi. Vallahi açtım üst tarafı. Yapma, hayır. Hayır. Oradan inemezsin herhalde. Hayır, oha. Ya nasıl oluyor? Ya bir çabuk. Vallahi geliyor. Manyamış oğlum bu ya. Kafayı yemiş bu ya. Defol git oğlum, yukarı çık ya. Tamam, çıkmış yukarı, güzel. Güzel. Tamam. Şimdi halledeceğim. Konuşma lan. Kalk 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 kalk. Ne oluyor? Kendine gel. Ben şuradan yukarıya doğru atayım kendimi. Lan burada mısın? Burada yoksun. Tamam, güzel. Kapat da kapıyı. Kapat da kapıyı. Bu ne? Bozuk veri saptandı. Dosyaları kurtar. Güzel. Çubuk. Çubuk. Kısmi veri kurtarımı başarılı. Aa, ses kayıtları var. Bu arada tarih 27, 4. ayın 27'si ve 2103. Oha. Oha. 28'ine bakalım. Peter Strasky. Teta'da sevkçiyim. Onlar beraber buraları mühürleyip Teta istasyonuna kaçmışlar. Gitmişler. Burada işler karışmış anladığım kadarıyla. We could really use direct contact with Heather. Site service engineer Wolchek. Direct links are almost impossible to establish. The Lumar relays are basically junk at this point. You can send messages via the comm center, and if you want, I'm pretty much always here, ready to relay anything by hand. I know it's a shitty system, but it's all that works right now. All right, we just have to make do. Catch you later. Boy. Hello, Peter, was it? I'm here. What's up? We're getting out. I just want to tell you that I'm. Evet, aradan bir 5-6 gün geçiyor. Eyvah. Okay, good. I'll rally the troops for a welcome party.
Oğlum bunlar neyin kafasını yaşıyor ya? Evet, çeşitli ses kayıtlarına tanık olduk. Aşağıda bir robotumuz var ama şu anlık burayı delemez herhalde. Şurada bir etkileşim var. Tabii bakacağım ama şu etrafa da bir bakayım öncelikle. Bu ne? Lumar bağlantısı hatalı. Manuel giriş gerekli. Bölgeler. Aa, bir dakika. Geçiş mi yoksa bu? Bir dakika. Bir dakika. Bunlar ne? Cadiz. Offline. Mesaj. John C. Hayatta kalmak için daha iyi imkanların olduğunu biliyorum ama bizim görüş alanımız daha iyi. Selametle. London. Mesaj. Sevgili Bayan Wigdis, John Stottir. Üzülerek bilgilendirmem gerekiyor ki ofis kapanıyor ve artık Absilon ve Patoski'yi destekleyemeyeceğiz. Bu şansı size, müdürünüz Jane Adams'a ve personelin geri kalanına teşekkür etmek için kullanmak istiyorum. Mükemmel bir ekipsiniz ve bunu tüm kalbimle inanarak söylüyorum. Bizim tökezlediğimiz yolda siz cesaretle yürümeye devam edebileceksiniz. Saygılarımla, sistem yöneticisi James Blom. Vay vay, oha, Atlantik Okyanusu. Avrupa, Kuzey Amerika ve patlar birbirine bağlı. Afrika. Mi'nin nesi bu abi? Ne yaptınız oğlum? Lisbon. Defans gereklilikleri üzerinde güncelleme. Küresel topluluğun çarpışmayı engellemek için son eforları da boşa çıktı. Patoski çarpışmadan sonra oluşacak kaçınılmaz sarsıntıdan sağ çıkmak için gerekli tüm eforu sarf etmelidir. Çarpışma için tahmin edilen saat 05:13. Allah Allah. Çeşitli ülkelerin merkez, yani başkentlerine. Cadiz, işte İspanya, İngiltere, Portekiz ve Amerika. Mesaj, John C. Ofisi kapatıyoruz ve herkes tahliye ediliyor. Burada olan herkes adına söylemek isterim ki seninle ve Absilon'la çalışmak bir onurdu. Allah yardımcınız olsun. Allah Allah. Allah benim de yardımcım olsun yani. Ben ne yapıyorum burada ya? Vallahi buraya şifreyle girmek gerekiyorsa... Bir saniye. Bölgeler. 22.01 diyelim. Absilon bölgesinden aramak çok mantıklı. Aferin. Aa, iletişim merkezi. Tamam, ben nereye beni çağırıyordu o? Teta. 22.02. Bir ufak bir puzzle'ımız var. Tam yerini bulmam lazım. Aha, buldum. Bağlandı. Güzel. Nasıl ya? Çevrilmişim. Allah'ım yarabbim ya. Bağlantı hatası. Bok yedik, geri gel. Lambda'ya bağlanalım. 22.03. Hadi oğlum, az kaldı. Güzel. Lambda bölgesinde cevap var mı? Evet, cevap arıyorum kaptan. Hey, are you there? I found the dome ceiling. Çevirmiş diyor. Better. Aha. Simon, bulduk. Simon, Simon, Jared. Tamam. Hi Simon, I'm Catherine. Catherine. Have you figured out what's going on yet? Me? I was hoping you'd have some answers. I probably have some. What do you want to know? Where did you even begin? Şey, what is this place? How did burası I get neresi? Here? Ben buraya nasıl geldim? Robotların like hepsi neden sanki insanmışlar well, gibi davranıyor? Evet. Clearly. Have you never been there before? Where did you work? The Grimoire in Toronto. Is that really important? No, I mean, where did you work at Pezos 2? I don't know what that is. That's unexpected. Did you come directly from Toronto? Lan oğlum, siz sıyırtık mısınız ya? Ben burada çalışmıyorum oğlum. Have you seen any people? Like staff or field technicians? Ölü gördük. Sadece robot görüyoruz. Etrafta ölüden başka bir şey görmüyoruz. Evet, bir tanesi ölülerden biri Carl'dı ama aynı zamanda da robot olduğunu iddia ediyordu. Bir şey hissetmezler. O yüzden sorun yok. Siktir lan. Hepsi insansı gibi davranıyor. İnsan gibi davranıyorlar yani. What was that? No! What's going on? I think this place is about to collapse. What do I do? Eyvah. Eyvah. Simon, come to Lambda. Simon, Lambda'ya gel. Lan nasıl geleceğim? Mek 2 istasyonu var. Bul bir tane. Gel buraya. Allah kahretsin. Mek 2 istasyonu. Nereden bulacağım ben onu? Tanrı oğlum.
Shit. Lan su doldu burası. Lan şuna bas. Ya öldüm ya. Öldüm mü? Ölmedim. Vallahi ölmedim. Dur, hikaye devam edecek. What the hell? How is this possible? Lan ne? Oh. Ne oluyor oğlum ya? Biri açıklama yapsın ya. Lan yüzüyorum. Üzerimde kıyafet var. Allah'ın belaları, ne yaptınız oğlum bana ya? Lan şuna dokunacaktım ne güzel ya. Lan bu, ya bunlara istersem dokunuyorum, istersem dokunmuyorum. Dokunursam tüm elektronik, manyetik şeyler gidiyor. Her şey bozuluyor. Şu ekranı bozmasın diye, yani biriyle iletişim kurabilelim diye dokunmadım. Ama dokunsaymışız da olurmuş herhalde. Oğlum ben neyle gideceğim, neyle çıkacağım? Ha. Ama aa, bir şeylerin üstünden yapmam lazım sanıyorum. Oğlum ben bu kıyafeti nasıl giydim ya? Evet, her ne olduysa bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum ama sulara atılıyoruz. Hadi buyursunlar. Ah, al sana okyanus. Al sana Atlantik okyanusudur kesin burası şimdi. Ne yapacağız şimdi suyun altında balıklarla ya? Daha burada kim bilir nelerle karşılaşırız. En azından oradan daha güvenli diye tahmin ediyorum suyun altı. Lambda. Lambda'ya giden bir mekik bul. Şu bir desek mesela açılmıyor. Hayır, açılmıyor. Önünde bir engel var bunun ya. Mesela ben nasıl böyle zıplayacağım sağa sola? Yüzemiyorum da ya. Salak salak yerin dibindeyim ya. Bir yere gidemiyoruz. Oğlum hangi tuşla ben böyle şey yapacağım? Sadece yürüyeceğiz herhalde. Aha. Şurada bir şey gördüm. Zeppelin Transport. Evet, bunu görmüştük. Belgelerde görmüştüm bunu. Allah Allah, şu an hiçbir şeyi anlamlandıramıyorum arkadaşlar. Yani hepimizin kafası karışık şu anda. Acaba bu şeyin bir süresi var mı? Suyun altında yeterli sürede kalabiliyor muyum? Şöyle gidelim. Burada bir şey bulamadık. Ha, burası açık gibi. Yok, burada açılmıyor. Allah Allah. Ne oluyor? Oğlum ben nerelere geldim? Bunlar ne ya? Ben ne yapıyorum burada ya? Ya Allah aşkına ya. Dakika. Burada herhangi bir şey. Abi her şey yosun tutmuş ya. Etrafında bir şey yok. Devam. Tamam, şöyle gidelim. Allah Allah ya. Neler oluyor arkadaş? Bu ne? Data buffer. Aha, burada bir anı var. Bakalım ne olmuş. Come in, Theta. You better answer me, Strasky. Come on! Amy, where are you? The fields. I had to leave. Is Carl with you? It all went to hell. Hold on. You got the power automated, right? The plant is saved. We need the power to keep the sites running. Oh, fuck the power!
Strasky. The machines. Evet, makinalar Carl'ı öldürdü diyor. All right, calm down. It'll be okay. Can you get back to Theta? Yeah. I think so. Evet, bu geçtiğimiz yollardan sanıyorum Amy de geçmiş. Evet, buradaki sıkıntılarda Amy hemen ölmemiş belli ki. Carl'ın öldüğünü gördükten sonra kaçmaya başlamış. Şurada bir çıkar yol bulalım. Bölümü orada kapatacağım. En azından bir yuvaya bir yere girelim abi. Allah! O ne? Oh. Nasıl bu kadar susayabilirsin? Oh. Lan! Lütfen ağrımı dindirmek için biraz ver. Ne istiyorsun oğlum benden? Lan! Hayır! 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 Ya gelme oğlum! Bana zarar veriyor oğlum bu ya. Lan defol git. Defol git oğlum ya. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bir şey söyleyin. Adam geliyor. Birazcık. Ne istiyorsun oğlum birazcık ya? Manyak mısın? Defol git ya. Ya çık bir yere oğlum. Kurtar kendini ya. Çık. Epsilon B. Bu ne? Aha. Aha bir robot. Dur bakayım. Sen hayırdır oğlum? Bak bana zarar verme, sıçarım bacağına. Kurtardım bak seni. Bak seni kurtardım oğlum. Sen masumane bir şeye benziyorsun. Gel bir şunu vuralım ya. Benden misin? Bravo gel gel. Gel şimdi onu, nerede o köpek? Gel 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 gel. Seni ben kurtardım oğlum. Bana hayat borçlusun. Nerede o köpek? Nerede o adi it? Gel la buraya. Gel buraya gel. Vur şunu abi. Vur la şunu. La vur şunu. La vur. Lan sen ne boka yarıyorsun, önünde silah var. Sen ne boka yarıyorsun oğlum. Vursana adamı. Lan cezası. Ulan öbür robot da gitti. Kurtardığım robot da gitti. Allah'ım ya. Geliyor musun? Heh gel. Gel gel gel. Gel. Bu kendi şeyine ceza vermiyor bu. Tamam gel. Seni bir yerde mutlaka ben kullanırım. Tamam. Buradaki ışığı da açtım. Aha. Bir tane de burada var. Bir tekne. Ya vur oğlum şunu ya. Vur ya. Bu ne abi? Devam. Aha. Sanıyorum buldum abi. Shuttle Station diyor. Epsilon B kanadı. Aç şurayı. Gözünü seveyim aç. Aa bu açıyormuş. Aa tamam. Tamam, robotun en azından bize hangi konuda yardım edeceğini öğrenmiş bulunuyoruz. Güzel bir yerde sonlandıracağız. Robot. Evet, teşekkürler evlat diyor. Oğlum sana ben başka yerlerde de ihtiyaç duyacağım bak. Hemen gitme, kaybolma bir yere. Abi şaka yapıyorsun ya. Oğlum nasıl bir şey yaptınız siz böyle? Kapat şurayı. Kapat 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 kapat. Omnitool'u geçir. Aa tamam, çok güzel. Çok güzel. Erişim sağlandı. Şurası kapandı, bu taraf açılacak. Aa su gitti. Aa çok güzel.
Tamam, zamanla herhalde buralardan çıkıp diğer kanatlara da geçebileceğiz, suyun altından yani. Let's hope the shuttle still works. Evet. İyi mi yaptık, kötü mü yaptık bilmiyorum ama nihayetinde bu karanlık koridorlara geldik. Yeni bir istasyon olabilir. Absilon'un B kanadı şu anda. Yazan şeyi söylüyorum. Shuttle Station diyor. Burayı bir sonraki bölüme saklayacağız arkadaşlar. Buradan ilerleyeceğiz. Olay çok ilginç yerlere gidiyor. Bir anda kendimizi sular altında sıkışmış bir şekilde bir yerde kaldık ve orada sular altında kalmak durumundaydık. Ve kaldık da ancak bir anda bir dalgıç kıyafeti tarzında bir şey giydik. Bir manyetik noktaları olan bir kıyafet giydik ve bir anda kendimizi suyun altında bulduk. Dışarıya çıktık. Tabii bu kıyafetin etkisiyle suyun altında nefes alabiliyoruz. İlerledik ve buraya kadar geldik. Çok enteresan şeyler oluyor. İnsansı robotlar var. Evet, kendinin Carl olduğunu iddia eden bir robot vardı. Bunun akıbetini ilerleyen süreçlerde öğreneceğiz. Gerçekten çok kafam karıştı. Yani bir ceset görmüştük. Ceset orada gözlerimizin önünde duruyordu. Birazcık içeriye, başka koridora geçtik. Oradaki robot kendinin o cesetteki kişilik olduğunu söyledi. Yani aynı kimlikte olduğunu söyledi. Carl Semken olduğunu söyledi. Tabii biz oradan çıkabilmek adına kendisini öldürmek zorunda kaldık. Belki de bu bir seçerekti, belki de öldürmeyecektik. Bilemiyorum ama elektrikleri kestik. Bir şekilde robot can verdi orada. Ama başka robotlar da var tabii etrafta ve suyun altında da robotlar var enteresan bir şekilde. Bir tane kendimize yardımcı bulduk. Bize böyle istasyonların kapısını açmaya yol açıyor diyebilirim. Söyleyemedim. Evet, Soma enteresan bir şekilde soru işaretleriyle devam ediyor arkadaşlar. Üçüncü bölümde gerçekten birazcık sağda solda gezerek başınızı döndürmüş olabilirim. Özellikle su altında benim çok döndü. Ancak su nihayetinde yolumuzu bulduk. Bunun gibi iki kanalizasyon kapağına benzer iki kapak daha var. Buralarda hem Teta hem de diğer bölgelere geçme şansımız olabilir. Şimdilik bu bölgedeyiz. Absilon B kanadındayız. Evet, Soma kaldığı yerden devam edecek arkadaşlar. Bir sonraki bölümü kaçırmanızı istemem. Kanala abone olup sonraki bölümleri de izleyebilirsiniz arkadaşlar. Takip edebilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınıza da bana destek olabilirsiniz. Evet, bir sonraki bölümde tekrar görüşelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Zabon TV'yi takipte kalın ve hoşça kalın arkadaşlar.